Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz, beni nerelerden izliyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Günlerden cumartesi bu arada arkadaşlar. 9 günlük bayram tatilimize başlamış bulunmaktayız. Kısmet olursa bu 9 günlük süreçte gerçekten dinlenmeyi düşünüyorum. Çünkü havalardan mıdır yoksa günler mi çok yoğun geçiyordu bilmiyorum ama çok yorulduğumu fark ettim. Hatta dün akşam 9.30-10'a doğru direkt uyumuşum ben. Sabah da uyanmakta çok zorlandım. Galiba çok yorulmuşum. O yüzden güzel bir tatile ihtiyacım var. Dinlenmeye ihtiyacım var. Neyse canlar, lafı daha fazla uzatmadan kargolarım geldi. Sizlerle kargo açılımı yapmak istedim. Aslında bu kargolarım yaklaşık 1-1.5 hafta öncesinden geldi. Bilenleriniz vardır. Biz araba aldık. Ona da böyle 4 parça aksesuar siparişi vermiştim. 2 tanesi geldi. Ben istedim ki diğer ikisi de gelsin. 4'ünü birlikte açalım. Ama diğer ikisi bir türlü gelmedi arkadaşlar. O gelmeyince de Oğuzhan sabırsızlandı. Hadi açalım, kullanalım, açalım, kullanalım, haklı olaraktan. O yüzden bugün bunları açmak istedim. Bir tanesi de bugün kargo şubesine gelmiş. Onu Oğuzhan getirecek birazdan. Onu da yine video içerisinde gösteririm size mutlaka. Diğeri de hala hazırlanma süresinde. Bakıyorum, giriyorum, bakıyorum. Kaç gündür hazırlanma süresinde. O zaten bayramdan sonraya kaldı. O yüzden bunları sizlerle açmak istedim. Önce şöyle bir kutumuz geldi. Beraber açalım. Zaten çok da zor değilmiş açması. Yazılar güzel. Gerçekten. Ama inşallah su değdiğinde, buraya tazikli su değdiğinde yazılar kalkmaz. Şöyle bir plakalık aldık arkadaşlar. Aslında ben bir plakalıkta Kübra Duman, birinde Oğuzhan Duman yazsın istemiştim. Birkaç yere de sordum. Ayrı ayrı baskı yapamayacağını söylediler. Öyle olunca da yani Oğuzhan böyle yapalım dedi. Daha güzel olur dedi. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. Birazdan arabamız gelsin. Zaten bu plakalı biz takabiliyorsak eğer, takarken size de gösteririm. Takamasak da taktıktan sonra gösteririm. Sonra şöyle bir kargomuz var. Güzel. Kaliteli bir şeye benziyor. Bundan 2 tane aldık. 2 adet. Bardaklık arkadaşlar bu. Camın kenarına takıyorsunuz. Şöyle şurada bir saniye. Ben bunları takayım. Öyle gelim size. Evet, taktım canlar. Bu şekilde. Şöyle askılıkları var. Bardaklık. Bir tane bana, bir tane Oğuzhan'a aldık. Şöyle camlarımıza takacağız. İşte içecek olsun, yiyecek olsun, telefonumuzu koymak istersek bunlara koyarız diye düşündük. Bunları da birazdan size arabaya takmış bir şekilde göstereceğim zaten. Ani bir plan değişikliğiyle hemen hazırlandım. Oğuzhan'la konuştuk. Oğuzhan'ın işleri biraz uzun sürecekmiş. Çünkü tam olarak daha iş bitmemiş. O yüzden o geç geleceği için ben de hazırlandım. Şimdi bir kuaföre gideceğim, Fatoş ablaya. Kaşlarımı aldırmayı düşünüyorum. Bir de saç boyası alacağım. Bayramdan önce bir kaş, saç güzel bir şekilde girelim istiyorum bayrama. O yüzden bunları yapmak için, zaten kuaför de bize çok yakın olduğu için yürüyerek çıktım. İyi olmuş hani. Saatler sonra kuaförden çıkabildim arkadaşlar. Gelin başı vardı, inanılmaz sıra vardı. Çok bekledim. Hatta gittim, bekledim, baktım böyle olmuyor. Dışarı çıktım, saç boyama aldım, tekrar geldim, tekrar bekledim derken bayağı uzun bir süre bekledim. Ama gitmek de istemedim çünkü Fatoş ablayı bu bayram arifesinde boş bulmak çok zor. Hazır dedim, sıraya girmişken bir daha git gel yapmayayım. Aldırdım. Bence güzel. Fatoş ablanın gerçekten kaş alımını çok beğeniyorum. Çünkü çok detaylı alıyor. Yavaş alıyor ama güzel alıyor. Hiçbir şey bırakmıyor diyebilirim. Bu arada saç boyamı Fırsat AVM'den aldım. Orada bir de şunu gördüm arkadaşlar. Oğuzhan yeni görüyor bu arada. Bunu gördüm. Görünüyor ya.
böyle bir şey aldım. Yani bunu tepsi olarak da kullanabilirim. Tuvalet aynamın önünde de kullanabilirim diye düşündüm. Karar vermedim nasıl kullanacağıma. Eve gidince karar vereceğim. Çok uygundu, o yüzden böyle bir şey aldım. Bir de saç boyamı aldım. Saçımı yarın boyarım diye düşünüyorum. Bugün saçlarım temiz. Yarın boyarız yine beraber. Şimdi biz eve gidiyoruz. Aldıklarımızı yapalım değil mi ya? Şu kol dayamayı falan gelmiş, kargomuz gelmiş. Onu bir deneyelim. Plakalığa bakalım olur mu olmaz mı? Onları deneyelim. Sonra zaten eve çıkıp direkt akşam yemeğine başlayacağız. Tavuklu çökertme kebabı yapmayı düşünüyoruz. Ben airfryde patatesleri yaparken Oğuzhan da tavukları yapacak. Böyle olacak. Şu an saat 7.30. Ben kuaförde inanılmaz zaman kaybettim. O yüzden geç kaldık ama olsun, yarın tatil zaten. Bu arada bunu ben takmıştım biliyorsunuz videoda. Onu takmadım. Onu da şu an Oğuzhan ilgileniyor. Biraz zor giriyor. Ama sağlam bir şeye benziyor. Oldu mu? Oldu. Tak bakalım, cama engel olacak mı? Camı bir oynatsana. Ya, camın ön tarafında kalıyor. Camla işi yok. Ha, sıkıntı olmuyor. Hı? Seni peki rahatsız eder mi orada o? Sürekli takılı olsa. Bu kolumu koyabiliyorum. Şu direksiyonu da şöyle ele alsam. Biraz. Ya da şey ya, sen istersen çıkartırsın. Şuraya koysam kapının koltuğuna denk geliyor ama yolda sıkıntı olmaz. Yani sen yola şöyle giderken olursun, takarsın. Hı. Ama böyle şey, ha bak böyle çok iyi. Şurada mesela, şuraya telefonum. Güzel. Şuraya da içecek. Evet. Güzel oldu. Değil mi? Bence de. Dur ben de takacağım buraya. Bir dakika. Dur takayım da. Bu şekilde arkadaşlar. Hatta camı açayım size. Bakın hiçbir şekilde sıkıntı yok. Beğendim. Bence gayet güzel. Şimdi bizim bir diğer kargomuz da gelmişti demiştim size. Bunu Oğuzhan aldı dedim. O benden önce açmış, denemiş ve buraya olmamış. O yüzden hayatım, bir yardım edeceğim mi? Şöyle güzeldi bir aslında. Kol dayaması almıştık. Bunu açılıyor. İçi de evet. Aslında internette 2000-2007 model arası Clio diyordu. Bizimki de 2005 model ama olmamış buraya. Çünkü hem şu kemer detaylarından hem de şu ayarlardan olmadı değil mi? Evet. O tabanı buraya oturuyor. Evet. Bu da burada kalıyor normalde ama o taban buraya girmiyor. Girmiyor. Bunlardan sığmıyor. Başka bakacağız artık, yapacak bir şey yok. Güzelmiş ama ya. Güzelmiş değil mi? Hı. Neyse ben... Öne gelmesi ama bak şöyle olsa evet, şöyle olacak. Çok iyi. Üzüldüm. Olsaydı iyi olurdu. Biliyorsunuz ki geriye bir de plakalığımız kaldı ama şu plakaları değiştirecekmiş olsam, onları bugün değiştirememiş. Plakayı değiştirdikten sonra bunu da sanayide taktırmayı düşünüyormuş. O yüzden bunu takımını size gösteremedim ama takıldıktan sonra bakarız mutlaka. Şimdi biz eve geldik. Hızlandırılmış bir şekilde yemek aşamasına geçtik. Çünkü sabah yaptığımız kahvaltıyla duruyoruz ikimiz de. Çok acıktık. Tavuğu bol olacak ha. Hı hı.
Ya da onu daha bekleyeceksen onu doğru açmış. Ben de yoğurduyla falan yiyeceğim. Tamam o zaman hadi sen doğru. Burada kullanmaya karar verdim. Bence gayet güzel duruyor. Derli toplu duruyor. Sizce nasıl olmuş? Güzel mi? Yoksa bunu tepsi olarak mı kullanmalıyım? Canlar görüyorsunuz. Yemeğimiz bitti ama mutfak savaş alanı gibi adeta. Ya ben tek başıma yapınca yemeği aslında bir yandan yapıyorum, bir yandan topluyorum. Dağılmıyor. Toplu bir şekilde oluyor. Ama Oğuzhan'la yapınca bunu başaramıyorum. Neyse yapamıyorum. Mutfak küçük, ondan da oluyor olabilir. Bilmiyorum. Neyse şimdi hızlandırılmış bir şekilde mutfağımızı toparlayacağız sizinle beraber. Çamaşırlarım bitmiş. Çamaşırlarımızı asarız. Tabii ki de yanıma bunu aldım arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber davlumbazımızı, ocağımızı bir güzel köpürteceğiz arkadaşlar. Mutfağım misler gibi oldu. Gerçekten şu görüntüye bayılıyorum ya. Tertemiz ve mis gibi domestos kokuyor her yer. Benim için bugün gün bitmiştir. Yarın tekrardan görüşmek üzere.
Tamam, hadi görüşürüz. Pazar gününden selamlar canlar. Biz anca evden çıkabildik. Aslında evde ne yaptınız diye sorarsanız hiçbir şey yapmadık bugün. Kahvaltı yaptık, saçımı boyadım, işte uzandık, televizyon izledik falan derken saat şu an 3.30 oldu. Şimdi Allah nasip ederse kurban için koyunumuza bakmaya gidiyoruz. Saçımı boyadım. Size şöyle gün ışığında saçımın rengini göstermek istiyorum. Biraz nemli. Çikolata kahve, Kolesto'nun 6-7'si. Ben bu rengi çok seviyorum. Hatta boyadıktan sonra çevremdekiler de gerçekten soruyorlar hangi renge boyadın. Çok canlı görünüyor. Özellikle de güneşte çok güzel görünüyor gerçekten. Saçımı da boyadım, kaşımı da aldım. Ben bayrama hazırım canlar. Şimdi de kurbanımızı bakmaya gidiyoruz. Allah izin verirse alırsak o da tamamdır. Sonrasında da bir bayram alışverişine gitmeyi düşünüyorum. Yani ona Oğuzhan karar verdi mi bilmiyorum ama bugün mü yarın mı diye tam olarak karar verememiştik. Ama ben bugün yapalım, o da aradan çıksın. İşte pazartesi, salı rahat takılalım istiyorum ama bakalım. Bunlar 75 kilonun üstü. Temkin de kafasına bir sıkma abi. Bayram günü. Biz eve geldik canlar. En son sizle konuştuğumuzda kurbanlığa bakacağımızı, market alışverişi yapıp yapmayacağımızda çok emin olmadığımızı söylemiştim. Çok şükür kurbanlığımızı aldık. Çok şükür Rabbim bu yılda bize nasip etti. İnşallah bundan sonraki yıllarda da hayırlısıyla nasip olur. Hayırlısıyla isteyen herkese Rabbim nasip eder inşallah. Biz market alışverişimizi de yaptık. Bayram için yapmamız gereken, almamız gereken her şeyi aldık. Bu arada akşam ettik. Akşam oldu. Tabii ki de direkt alışverişten sonra eve gelmedik. Kayınvalidemlere gittik. Orada yemek, akşam yemeği yedik. Oturduk, sohbet, muhabbet derken sizi bir türlü açamadım. Fırsat bulamadım. O süreçte de akşam ettik tabii ki de. Ben şimdi marketten aldıklarımızı yerleştireceğim. Ama ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Ben birkaç video öncesinde bundan size bahsetmiştim. Oğuzhan bir tane vitamin hap kullanıyor. Bir tane bir hap keşfettik. Onu kullanıyor. Enerji veriyor. Oğuzhan'ın alerjisi var. Alerjisine iyi geliyor demiştim size. Hatırlıyorsanız Solgar bu V2000. V2000 vitamin hapını kullanıyor. Bunu bilenleriniz var mı? Kullananlarınız var mı? Varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Merak ediyorum çünkü. Aslında şu son zamanlarda enerjide pek bir değişiklik olmadığını söyledi kendisi. Ama Oğuzhan'da bu hapı kullanmadan önce çok fazla baş ağrısı oluyordu. 2 güne bir baş ağrıyordu şiddetli bir şekilde. Hangi ilacı içerse içsin bazen kesmediği bile oluyordu. Bu ilaçtan sonra fark ettik ya artık eskisi gibi başı ağrımıyor, hatta hiç ağrımıyor diyebiliriz. Alerjiden dolayı burun akıntısı ve her gün hapşırığı oluyordu. Hiç yok. Sıfır. Yani baş ağrısına ve alerjisine çok iyi geldi. Ama enerjide kendisi bir şey olmadığını, bir şey fark etmediğini söylüyor son zamanlarda. Bana öyle gelmiyor aslında. Bence enerjide bir tık ilerleme var. Daha iyi görüyorum kendisini. Böyle bu ilacı da çıkmışken alalım dedik. Bitti. Biz bunu normalde Trend yoldan alıyorduk. Bu sefer eczaneden almak istedik. Çünkü kutuları karşılaştıracağız. Birebir aynı mı değil mi diye. Bir de bunu da kullanacak bir ay boyunca. Bakalım bir fark var mı? Etki açısından. Çünkü eczaneden alınca daha iyi olduğunu söylediler. Yani böyle bir söylenti var ama tabii ki de denemeden bilemeyiz. Bunu da aldık. Her şeyimizi yaptık. Cumartesi, pazar benimle beraberdiniz. Güzel bir 2 gün olduğunu düşünüyorum. Ben çekerken gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken aynı keyfi alırsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.